Cuma günü hakkında ne anlamamız gerekiyor? Şimdi öncelikle ben şunu arz edeyim. Allah razı olsun, bu çok önemli bir soru. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz'i biz İngilizler tarafından Hicri 11'de Hicri 10, 11. asırda, yani 1100'lerde Peygamber Efendimiz'i bir Vahabi gibi mi kabul edeceğiz? Yoksa Kur'an'ın beyan buyurduğu gibi mi kabul edeceğiz? Bu sözü niye söyledim? Peygamber Efendimiz öldü ve bitti mi her şey? Kur'an'da Peygamber Efendimiz'i şahit olarak ayet buyuruyor. Hatırlarsınız. Kesinlikle. Her peygamberi kendi ümmetine şahit kıldık. Seni de onlara şahit kıldık. Kur'an'ın ayeti. Şahidin manası nedir? Yani bir insan görmediği, duymadığı, bilmediği bir konuda şahitlik yapabilir mi? Kur'an peygamberimizi şahit olarak tanıtıyor bize. Vahabi diyor ki peygamber öldü, toprağın altına gitti, onunla efendim bir tane sıradan bir adamın ölümünün hiç farkı yok. Hiçbir farkı yok. Diyoruz be ahmak ya Vahabi, be ahmak Vahabi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve la tehsebennellezine kutilu fi sabilillahi amvat. Allah yolunda öldürülenler. Bunları ölü düşünmeyin, ölü addetmeyin. Peki Allah yolunda öldürülen sıradan bir normal bir mücahit ölü değil diyor. Rableri katında rızıklandırılırlar diyor. Sen peygamberi nasıl kendi ölün gibi bir ölü addedebilirsin? Peygamberimiz sıradan bir insan gibi değildir. Kur'an'da selamun ala Yasin, Ali Yasin, selamun ala İbrahim. Allahu Teala Hazreti İbrahim'e niye selam gönderiyor? Kur'an bize nazil olmamış mı? Ahuruz zaman ümmetine. Nazil olmuş. Hazreti Peygamberimiz ile Hazreti İbrahim arasında ne kadar zaman fasılası var? Allahu Azze ve Celle ölmüş olan birisine selam gönderiyor. Ha demek ki peygamberlerin ölüsü ile peygamber olmayanların ölümü arasında fark vardır. Peygamberimiz bize şahittir. Peygamberimizin sünnetine gelelim. Diyoruz ki Hicri 61'de peygamberin evlatları Kerbela'da doğrandığı zaman Aşura günü peygamberimiz mutlu muydu, hüzünlü müydü mana aleminde? Alemi manadan söz ediyor. O zaman peygamberimiz madde alemde değil, mana aleminde. Peygamberimiz sevinçli miydi, hüzünlü müydü? Yani Yezid ellerin dert görmesin, iyi ki şu Hüseyin'i öldürüyorsun modunda mı idi, yoksa gazap, öfke ve hüzün halinde miydi? Bunu biz eserlerle ortaya koyalım. Ezbere ortaya koymayalım. Elbette ki akıl diyor ki hüzünlüydü. Yani bunu siz gidip sıradan bir cahil insana sorsanız bile o da diyecek ki efendim kimin evladı öldürülürse, torunu öldürülürse onun hüzünlü olması doğaldır, makuldür, aklidir. Olmaması mantıksızlıktır, divaneliktir, geri zekalılıktır, olmaması. Şimdi bakınız Muhammed Fatih kardeşim, önce Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet haberini aldığı an ağlamıştır. Daha şehit olmamış Hazreti Hüseyin. Haberini alıyor. Bakın birkaç örneğini arz edeyim. Birkaç örneği. Cebrail'in Hazreti Hüseyin'in şehit olacağı haberini peygambere vermesi ve Kerbela toprağından bir miktar Hazreti Peygamber'e getirmesi hakkında 17 tane hadis nakletmiştir Ehl-i Sünnet alimleri. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın İmam Hüseyin'in şehadetini önceden haber vermesi hakkında 6 tane hadis nakletmişler. Ehl-i Sünnet alimler. Resulullah'ın emriyle İmam Hüseyin'e yardımın vacip oluşu hakkında 1 tane hadis nakletmişler.
Resulullah'ın İmam Hüseyin'in katillerini lanetlemeleri hakkında 8 tane hadis nakletmişler. Peygamberimizin Kerbela toprağında Ümmü Seleme'ye vermesi hakkında 5 tane hadis nakletmişler. Cin taifesinin Hazreti Hüseyin'in mateminde ağlaması hakkında 5 tane hadis nakletmişler. O gün gökyüzünün kararması, gökten kan yağması, şafağın kızarması, Yezid askerlerinin yiyeceklerinin toprak olması, Beytül Mukaddes, Şam, Horasan, Kufe'nin Darul İmaresi'nin duvarından kan kaynaması hakkında 26 tane hadis nakletmişler Ehl-i Sünnet alimleri eserlerinde. Ahmed İbni Hanbel kendi müsnedinde şöyle diyor, bakın naklediyor. Hüseyin'in öldürülmesine gözleri yaşlanan veya bir damla gözyaşı dökeni Hak Teala cennette yer verir. Ahmed İbni Hanbel bunu eserinde naklediyor. Veya Tefsir-i Taberi'de gök ve yer onların ardından ağlamadı. Duhan suresi 29. ayet. 29. ayetin tefsirinde naklediyor Taberi tefsiri. Hüseyin İbni Ali öldürüldüğünde gökyüzü ağladı ve onun ağlaması onun kızarmasıydı. Veya Sa'lebi kendi tefsirinde, bunların hepsi Ehl-i Sünnet alimleri. Sa'lebi kendi tefsirinde bu rivayeti Suddi'den şu şekilde naklediyor. Hüseyin öldürüldüğü günler gökten bize kan yağdı. İbni Hacer, Hafız İbni Ebu Naim'den şöyle rivayet ediyor. Hüseyin öldürüldüğünde gökyüzünden kan yağdı. Sabahladığımızda bizim saksı ve testilerimiz kan doluydu. Bir sürü bu şekilde rivayet var. Bakın çok rivayet var. Bunlarla programı bitirmek istemiyorum. Diğer sorularımıza vakit kalsın diye. Şimdi bakın Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Muhammed Fatih kardeşim. Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin'in şehit olma haberini aldığı zaman ağlamıştır, üzülmüştür, ona yardımın vacip oluşu hakkında bunları söylemiştir. Ancak Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Peygamberimize bakıyoruz. Hazreti Hüseyin şehit olduğu zaman Hazreti Peygamberimiz dünyada değildi. Ama Hazreti Hüseyin şehit olduğu zaman peygamberimizden bize aktarılan rivayetler var. Mesela bir tanesi. Ahmed İbni Hanbel Musnedinin birinci cildinin 283. sayfasında İbni Abbas'tan şöyle naklediyor. Bak İbni Abbas'tan diyor İbni Abbas diyor ki Resulullah'ı öğlen vakti rüyada gördü. Ahmed bin Hanbel diyor. Resulullah'ı öğlen vakti rüyada gördü. Allah Resulü perişan bir haldeydi. Toz toprak içerisindeydi. Pejmurde bir haldeydi. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Elinde bir şişe vardı ve o şişenin içerisinde kan vardı. İbn Abbas diyor ki ben Resulullah'ı rüyamda bu şekilde gördüm ve Resulullah'a sordum. Ey Allah'ın Resulü bu haliniz nedir? Bu perişanlığınızın sebebi nedir? Bu pejmorda oluşunuzun sebebi nedir? Ve elinizdeki o kan, şişe içinde kan, o kan nedir? Diyor Resulullah bana buyurdu ki, bu kan evladım Hüseyin ve ashabının kanıdır. Bugün sabahtan beri İbn Abbas bu kanı toplamakla meşgulüm. İbn Abbas diyor bu rüyayı diyor gördü ve feryat ederek uyandı. Rüyadan diyor feryat ederek uyandı. Çocukları toplandılar başına. Baba ne oldu? Haşimilerden birileri geldi. Baba ne oldu? Rüyasını anlattı. Bunu teselli etmeye çalıştılar. Oysa o diyordu ki hayır Hüseyin'i öldürdüler. Diyor çocuklara işte baba gördüğün bir rüyadır. Teselli etme çabalarına girdiler. Ve o günü ve o saati diyor biz yazdık. İbn Abbas diyor biz o günü o saati yazdık. Sonradan diyor anlaşıldı ki aynı günde aynı saatte peygamber evladı Hazreti Hüseyin'i öldürmüşler. Bunu Ahmed bin Hanbel kitabından naklediyor. Başka bir rivayet arz edeyim. Hafız İbni Esakir Tarihi demiş tarihinde İbn Cezadan nakletmiş.
İbni Ceza'dan, gör İbn Abbas uykudan uyandı ve dedi ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ki biliyorsunuz bu ayet nerelerde okunur. İnna lillah, Allah'tan geldik, Allah'a aidiz. Diyor bu ayeti okudu ve ardından dedi ki vallahi Hüseyin öldürüldü. Etrafına toplandılar dostları, tanıdıkları, akrabaları. Teselli etmeye çalıştılar. O ısrarla diyor ki hayır vallahi Hüseyin öldürüldü. Nereden anladın Hüseyin öldürüldü sorusu sorulduğu zaman diyor Allah Resulü'nü rüya aleminde hangi az önceki rivayeti arz ediyor. Diyor Peygamber Efendimiz'i rüya aleminde pecmurda bir halde ağlar gözlerle gördüğünü diyor etrafındakilere anlattı. İbni Ceza diyor ki bu rüyanın tarihini ve saatini yazdık. 24 gün sonra Medine'ye Hazreti Hüseyin'in ölüm haberi geldi. 24 gün sonra. Bu rüyadan 24 gün sonra biz tarihe ve zamana baktık. Rüyanın gözüktüğü tarihte, günde, saatte Hazreti Hüseyin aleyhisselam öldürülmüş, şehit edilmişti. İki tane ben ehli sünnet alimlerinden Ahmet bin Hanbel ve İbni Asakir. Bakınız mana aleminde Allah Resulü'nün ağladığını biz görüyoruz. Akıl da zaten bunu kabul ediyor. Dedim ya Kur'an'a göre peygamberimiz şahittir. Akıl da bunu kabul ediyor. Şimdi Muhammed Fatih kardeşim ağlayan beden midir ruh mudur? Gülen beden midir ruh mudur? Sevinen beden midir ruh mudur? Şimdi ben burada İbn Sina'nın felsefesine girsem, Farabi'nin felsefi görüşlerine girsem veya Sokrat'ın görüşlerini ortaya atsam bunların hepsi Eflatun'da da var, Aristo'da da var, Sokrat'ta da var, İbn Sina'da da var, Farabi'de de var. Bunların hepsi diyor ki beden ebzardır. Beden araçtır, beden vesiledir. Duygu, korku, sevinmek, üzülmek bunlar ruha ait kavramlardır. Mana aleminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz Hazreti Hüseyin'e ağlamıştır. Benim ehli sünnet kardeşim, sen Müslümansın. Neden efendim Hazreti Hüseyin aleyhisselamın karşısında olanların sayfasında bilerek veya bilmeden o sayfada olmak istiyorsun? Neden bu ısrarının sebebi nedir? Peygamberinin Aşura günü sünnetini mi arıyorsun? Kur'an'dan ayet gösterdik, iki tane ehli sünnet aliminin eserinden belge söyledik ve aklın yolunu söyledik ki mana aleminde Peygamber Efendimiz ağlamaktaydı. Peygamber Efendimizin Aşura günündeki sünneti hüzündür. Aşura günündeki sünneti kederdir. Aşura günündeki sünneti bayram adına, bereketli gün adına Aşure tatlıları dağıtmak değildir. O Emevilerin sünnetidir. O Emevilerin kültürüdür. Onun da biraz sonra açıklamasını diğer sorularınızda açıklayacağız. Şia neden Aşura günü ağlıyor? Vallahi biz gerçek anlamda Peygamber Efendimiz'e benzemek için Aşura günü onunla hemhal olmak, onun gibi kederlenmek, onun gibi üzülmek için biz Peygamberimizin sünnetine tabiiz. Bu noktada tabi olmayanları da davet ediyoruz aynı sünnetin içine girmelerini. Eyvallah hocam. Bu mu sorunuza da? Eyvallah. Yani diyoruz ki o gün Peygamberimiz zaten bedenen her ne kadar dünyada aramızda olmasa da mana aleminde üzülmüştür. Az önce iki tane de rivayet okudum.